1908'de istiklada karşı koyan ruh neyse gezide oturur. 21 Mart'ta meşrutiyeti yıkmaya kalkışan darbecilerin karşısında duran irade neyse gezide oturur. Defol eysefi! ...1908'de emperyalizmin uşağı, aşağılık bir diktatör olan Abdülhamit despotizmini... Yıkıl! Şanlı tarihimizin her dönemi yaşasın hürriyet, kahrolsun istiklal diye haykıran cesur vatan evlatlarıyla doludur. Defol ey sefil! Biz harp meydanında pusatsız kaldık, yine de boyun eğmedik. Can verdik, kan döktük, sancağımızı yere düşürmedik. Ben bana yakışanı yaparım. Ayasofya'sında hilal asılı kalsın diye, sokaklarında çocuklar İslam'ın ahlakıyla büyüsün diye paytahtı her türlü kalleşçe kahveliğe karşı tek başıma savunurum. Peki ya siz? Payitahta yakışır mısınız? Söylenen her yalana inanarak bu şehrin ruhuna sahip çıkacağınızı mı sanırsınız? Yanık olun efendiler, bir bakın. Size söz söyleyen sizi zulme mi götürüyor, adalete mi? Size söz söyleyen sizin kin, nefret, haset hislerinizi mi körüklüyor? Yoksa sevgi, muhabbet, merhamet hislerinizi mi? Size söz söyleyen yakıp yıkın mı diyor, yoksa kurun mu? Hünkârımızı bir kancaya asmışlar. Burada da kafasına silah dayamışlar. Resmen hedef gösteriyor ahlaksız herifler. Burada da hünkârımızı idam sehpasına çıkarmışlar. Üzerine de Abdülhamit'in sonu yazmışlar. Destur Sultan Abdülhamit Han Hazretleri, el muzaffer daima. Ahlaksızlar. Mertçe alt edemeyince böyle hayasızca, edepsizce saldırıyorlar. Hünkâr, hemen emir veriyorum. Toplattırıyorum bunları. Hayır paşa. Milletim bunları görsün. Bize saldıranların ne kadar hayasız olduklarını, bizden ne denli korktuklarını, en aşağılık usullerle bize saldırdıklarını herkes görsün. Bilsin. Bize hamd edelim. Niçin hünkâr? Küffarın karşısında durmayı Allah bize nasip ettiği için. Onlar bizi ölseler, kendimizden şüphe etmemiz lazım gelir. Karşılık vermeyecek miyiz? Onlar gibi olamayız paşa. Lakin hesap günü elbet gelecek. O karikatürlerde silahı benim başıma değil, milletimin başına dayıyorlar. Milletim huzur bulacaksa, bin başım olsa bini de feda olsun. Şahsıma saldırsınlar umurumda değil. Lakin dinime, peygamberime saldırırlarsa, ölürken dirilirim. Can verirken kılıç çekerim. Boynumu kesseler, etlerimi lime lime etseler, ahirette Resulullah'ın yüzüne bakabilmek için, peygamberin yüzüne bakabilmek için kül olurum, küllerimden dirilirim de savaşırım. Bu paçavralar nasıl haysiyetsiz bir düşmanla cenk ettiğimizin delilidir. Asla onlar gibi olamayız. Lakin müdafadan da geri duramayız. Çıktığımız bu kutlu yolda sadece Rabbimizden yardım istedik. İster 3 Kasım 2002'de olduğu gibi meclise sokmasınlar. İster 2008'de olduğu gibi partimizi kapatmaya çalışsınlar. İster 2013'te olduğu gibi sokakların altını üstüne getirsinler. İster 15 Temmuz'da olduğu gibi darbe yapıp canımıza kastetsinler. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz bu yoldan dönmeyeceğiz.